Merhabalar, ben Grojen. Bugün yepyeni bir konseptle karşınızdayım arkadaşlar. Hem sizleri biraz olsun bilgilendirecek hem de pilotların böyle sizin de bilmediğiniz, benim de bilmediğim derin detaylarına ulaşmaya çalışacağız. Özel hayatıyla ilgili olsun, kariyeriyle ilgili olsun bütün detaylarını paylaşmaya çalışacağım efendim sizlerle. İlk videomuz başlıyor. Roman Grojen. Bölüm 1. Kariyer. Ne zaman YouTube'da görseniz, ne zaman Roman Grojen ismini bir yerde görseniz kazasıyla ve kazalarıyla nam saldığını biliyorsunuz. Azerbaycan'daki ısınma sırasındaki yaptığı kaza olsun, Bahreyn'de o mucizelerle hayatta kaldığı büyük kaza olsun, hep kazalarıyla nam saldı. Bugün böyle tüm detaylarına varıp aslında sadece kazalarıyla nam salmadığını kanıtlamaya çalışacağım size efendim. 1986 yılında Nisan ayının 17'sinde İsviçre'nin Cenevre kantonunda dünyaya geldi. Güncelde Miami'de ve İsviçre'de bir evi bulunuyor. Aynı zamanda Fransız vatandaşı. Zaten bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kendisi F1 dünyasına adım attıktan sonra tanınmaya başlamış olsa da F1'den önce de birçok motor sporu ile ilgilenmiş ve organizasyonlarında yer almıştı. Motor sporlarına daha çocukken babasının desteklemesi sayesinde go-kart ile başlamış olan Grosjean, 2003 yılı itibariyle Formula Lista Junior'da Advanced Racing takımıyla Formula kariyerine başlıyor aslında. Formula Lista Junior'da 10 yarışın 10'unu da kazanarak birinci olan Grosjean, sezonun birincisi, ilk Formula serüveninde kendini zaten ispatlamayı başarmış ve sezon sonunda da Formula Renault'da bir koltuk kapmayı hak etmiştir. Formula Renault'da SG Formula takımında yarışan Grosjean ilk sezonunda maalesef istenen performansı gösteremeyip 14. olmuştur. Ardından yeni sezonda bir şeyler yapacağına inanan Grosjean yine SG Formula takımında bu sene şampiyon olmayı başarmıştır. Yani bir seneden bir seneye aslında ne kadar kendini geliştirdiğini de görmüş oluyoruz burada. 2006 yılında ise Formula 3 serisinde yer bulan Grosjean Signature Plus takımında kendini göstermeye çalışmış. Ancak 13. olarak sezonu kapatabilmiştir. Aynı sezon Fransa'da bulunan Grand Prix'te Pau 2 yarışlık serisinde ise Formula 3 aracı ile birlikte bir Fransız olduğunu adeta göstere göstere birinci olmayı başarmıştır. Yine 2007 senesinde ise ASM Formula 3 takımına transfer olan Grosjean şampiyon olarak beklenenin üstünde bir performans göstererek hedefi F1'e doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etmiştir. Beklendiği üzere sezon sonunda F2'deki Art takımına transfer olan Roman, Asya serisinde şampiyonluklarına şampiyonluk katmış, normal seride ise 4. olmuştur. Aynı sezon içinde ING Renault F1 takımında ise test pilotluğu yapmayı başarmıştır. 2009 yılında da şansı yine yanında olan Grosjean'in F2 serilerinde yanında Nelson Piquet Jr. isimli Renault pilotu ile Renault'un yollarını ayırması sayesinde son 7 yarışta F1'de yarışmayı başarmış. Ancak takımına puan kazandıramamıştır burada. 2010 ve 2011 senelerinde ise yine F2 serisine devam ederek F1 kariyerine ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğini göstermek amaçlı 3 şampiyonluk elde etmiştir. 2 yıl içinde 3 şampiyonluk gerçekten haklı sayılır bir durum. Biliyorsunuz aynı zamanda Asya tarafı oluyor, Avrupa tarafı oluyor, Amerika tarafı oluyor. Hani farklı farklı serilerde de yarıştıkları için F2 araçlarıyla birden fazla şampiyonluğu bir senede alma şanslarına sahip oluyorlar. Bir yandan da Lotus Renault GP takımında F1 test pilotluğu da yapmıştır. 2011 senesinde 3 aracı 2 dönüş içinde geçmeyi başararak F1 yetenek avcılarının radarına takılmıştır. 2012 senesi itibariyle ise Lotus F1 takımıyla anlaşan Grosjean artık Lotus için yarışmaya başlamış ve daha ilk sezonunda 3 podyum ve bir en hızlı tur almayı başarmış. Renault motoruyla birlikte sezonu 8. tamamlamıştır. 2013 performansı daha iyiye giden Grosjean 6 podyum getirmeyi başararak sezonu 7. tamamlamıştır. Bir tık daha iyi bir sezondur. Ancak bu Grosjean'in F1 serisinde, F1 kariyerinde göreceğimiz aslında en iyi sezondu. Onu da söylemiş olalım. 2014-2015 performansı ise daha da kötüye giden, 2015'te Mercedes motoruna geçmelerine rağmen kötü geçen sezonunu Grosjean'in takımı Lotus, Renault firmasına geri satılıyor. Ve orada yeni bir koltuk arayışına geçtiği sırada bir açık arttırmadan Marussia F1 takımının bütün haklarını satın alan Haas ile anlaşma sağlıyor. Anlaşmayı sağlamadan önce ise Instagram'ında bunun ipucunu veriyor. Haas'a geçen Grosjean o andan itibaren her şeyin kötüye gideceğinden
hiçbir haberi yoktu arkadaşlar. Bakalım neler olacak. 5 senelik Haas kariyerinde dönem dönem F1 hayranlarını heyecanlandıracak adımlar atmayı başarsalar bile maalesef hiç podyum almayı başaramıyor burada Grosjean. Tabi burada Haas'ın ekonomisinin yüksek bir kısmının NASCAR tarafında kullanıldığını ve F1 kısmının çok fazla yatırım yapılmadığını notunu da düşmezsek olmaz arkadaşlar. Dönem dönem ise yürekleri ağza getirecek kazalara karışan Grosjean en son 2020 yılının Bahreyn Grand Prix'sinde senelerce konuşulacak ve halo teknolojisinin önemini tekrar gözler önüne serecek o kazayı yapmasıyla birlikte çok sansasyonel bir şekilde F1 hayatına veda ediyor. Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı tulum ve kıyafetlerin ne kadar gerekli olduğunu bu sayede tekrar öğrenmiş oluyoruz. Ne kadar dayanıklı olsa bile tulum ve eldivenler arasındaki ufak boşluktan içeri giren alev, Grosjean'in elinde hala izi olan ciddi bir yaralanmaya sebep oluyor. Grosjean bu kazayı yaptıktan sonra iyileşme döneminde tek beklentisi ise Haas aracıyla birlikte son kez F1'e veda etmek için bir tur atmak oluyor. Haas'a olan ciddi duygu bağı sayesinde Haas'a bu fırsatı tanımak istiyor. Ama Haas bu test işine çok fazla olumlu bakmıyor. Bu yüzden de zaten çok fazla eleştiriliyor. Benim de eleştirme sebeplerinden birisi budur. Yine o dönemde Mercedes F1 takımı sahibi Toto Wolff, Grosjean'a aracımızı vermekten onur duyarız diyerek Mercedes 2019 dünya şampiyonu olan V10 aracını test için Grosjean'a sağlayarak bir tam gün boyunca Fransız GP'sinde kullandırmak istiyor. Hatta bütün testlerden geçiyor Grosjean. G kuvveti testlerinden geçiyor. Kıyafetini de giyiyor, tulumunu da giyiyor. Tulumuyla fotoğrafı bile var. Ancak pandemi sebebiyle o sırada bu koltuğa oturamıyor. Sonrasında da maalesef bu duruma fırsat bulamıyorlar. Haas ile sadece bir sanal tur atıyor YouTube'da ve bu şekilde aslında F1 kariyerine veda ediyor. Çok acı dolu aslında bir senaryo. Haas yani kaç araba parçaladı şimdiye kadar, bir tane araç verseydi aslında çok daha gözümüzde güzel bir yere otururdu. Ardından ise F1 kariyerini tamamen sonlandıran Grosjean IndyCar serilerinde yer buluyor. 2021 senesinde Dale Coyne Racing, 2022 senesi itibariyle ise günümüzde halen Andretti için yarışıyor. 3 pol, 6 podyum, bir de en hızlı tur hanesine yazılıyor 3 yıl içinde. Gerçekten aslında tekrar eski günlerine dönmüşçesine bir giriş yapıyor IndyCar serisine. 2021'de 15. 2022'de 13, 23'te ise 4 yarış şu ana kadar yapılmış olmakla birlikte şampiyonlukta 5. pozisyonda yer alıyor. Tabi senenin sonunda aslında şampiyonada kaçıncı olacağını göreceğiz. Yine 2022 senesinde ise IndyCar'da en popüler pilot olarak seçiliyor. Bu da güzel bir detay. Daytona 24 saatlik etkinliğinde ise Lamborghini için yarışıyor Grosjean. Orada test pilotu Fittipaldi ve eski patronu Günther'le denk geliyorlar ve hala aralarının iyi olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşmayı da unutmuyorlar. Hani ne kadar aralarında Haas'la bir tur atmasına izin verilmemiş bile olsa Grosjean'ın herhangi bir kalp kırıklığının olmadığını görüyoruz bu noktada ki sanal turla zaten Haas'ı hala sevdiğini göstermişti. Bölüm 2 Özel Hayat. Şimdi ise Grosjean'ın böyle kariyerini bir kenara bırakacağız. Böyle daha özel hayatına inmeye çalışacağız. Kariyeri dışında yarıştığı seriler. Şimdi F1'de yarışmış, F2'de yarışmış, F3'de yarışmış ama bunun dışında F2'de yarışırken örneğin gitmiş başka bir özel bir etkinliğe katılmış. Yine değişik araçlarla onlara biraz değineceğiz. Benim de çok sevdiğim seriler var alt içinde. Hem onlara değineceğiz, hem özel hayatlarına geleceğiz, hem de biraz böyle onun totemlerinden bahsedeceğiz. 2014 Stadium Super Trucks'ta yarışıyor. Stadium Super Trucks'ı biliyor musunuz bilmiyorum ama benim gerçekten hayran olduğum serilerden biridir. Stadium Super Truck'ta yarışan Grosjean bu anları F1'den çok farklı bir hissiyata sahip. Tabii ki burada tacımı koruyamadım ancak eğlenceliydi notlarıyla Instagram'dan paylaşmayı unutmuyor. O ana da dair böyle bir video sunarım Stadium Super Truck'ta Grosjean'in araç sürdüğüne dair. Yine 2014 yılı içerisinde de önceden de yarıştığı buz üstünde Renault Clio ile tekrar piste çıkıyor. Şimdi bu Renault Clio ile ilgili çok fazla video bulamadım. Ama buz üstünde bir yarış, rally gibi düşünün. Aslında çok keyifli, çok eğlenceli bir yarış. Orada da eskiden beri yarışıyor ve sık sık oraya artık manevi, duygusal bağından mı yoksa ticari bir şey gidiyor bilmiyoruz ama muhtemelen manevi bir bağdır. Sık sık Renault Clio ile ya yarışıyor ya da sık sık onlar yarışırken fotoğraflarını paylaşıyor. Bunu da es geçmiyor.
Şimdi bazı geleneklerinden bahsedelim. Instagram'ı kullanmaya başladığından itibaren araçlarının direksiyonunu her sene paylaşıyor. IndyCar'da da ikinci yılından itibaren bırakıyor bu alışkanlığını. Aslında senelerdir uyguladığı bir şey. Çok tatlı bir şey. Her zaman aslında daha internete düşmeden, internette görmeden araçların direksiyonunu Grosjean kendi Instagram sayfasında paylaşıyordu. Ancak bunu IndyCar'daki ikinci yılından itibaren bıraktı. Ayrton Senna, Michael Schumacher gibi F1 efsanelerinde asla paylaşmadan es geçmiyor. Doğum günlerini kutluyor, dualarını ediyor. Sık sık unutmuyor bunu. Onu da söylemek lazım. Aynı zamanda bir Valentino Rossi hayranı. Onun da sık sık doğum gününü paylaşıyor. Şimdi çok güzel bir haber geliyor. Bu gerçekten beni de çok duygulandıran bir şey. Böyle Fransa bayrağını alıp üzerine Romain Grosjean yazan bir taraftarla karşılaşıyor bir yarışta. Ve bu hayranını yanına çağırıyor. Yanına çağırdıktan sonra bir fotoğraf çekiniyorlar ve minnettarlığını dile getiriyor Grosjean. Ardından da her sene bu hayranıyla herhangi bir pistte buluşup yine fotoğraf çekilmeyi ihmal etmiyor. Grosjean'ın da ne kadar düşünceli bir insan olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Netflix'te Drive to Survive'ı izlemiş olan izleyicilerimize sesleniyorum burada. Eminim biliyorsunuzdur, bilmeme şansınız yok. Avustralya'daki Haas felaketinden haberdarsınızdır. Haas'ın iki aracının da pit stop'taki bir hata yüzünden doğru düzgün bir şekilde lastiğine takılmaması yüzünden iki araç da yarış dışı kalmıştı hatırlarsanız. Bu meşhur Avustralya'daki pit olayından sonra bile hatayı yapan pit ekibiyle fotoğraf paylaşıyor. Paylaştıktan sonra da birlikte yarışırız, birlikte yaşarız ve birlikte kaybederiz diyor. Notlarını da bu şekilde paylaşarak aslında hem ekibine olan güvenini hem ekibine olan sadakatini de göstermiş oluyor Grosjean. Bu 2020 trajik kazasından bahsetmiştik. 2020'deki o trajik kazayı yaşamadan önce Predator isimli bir firmayla anlaşıyor Grosjean ve sanal yayıncılık işine girmeye başlıyor. Aslında zaten Haas'la yollarının ayrılacağını biliyordu ve farklı bir yöne de kaymış oldu bu noktada. Evinde hemen simülasyon kokpiti falan kuruyor. Aynı bizimkisi gibi bir kokpite sahip. Oradan da sık sık böyle fotoğraflar paylaşıyor. Böyle tulumlarıyla, kaslarıyla fotoğraflar paylaşıyordu. Sanki normal bir yarışa girecekmiş gibi hazırlığını yapıyordu. Predator'le de işbirliği devam ediyor şu anda. Biraz da özel hayatına değinecek olursak, Grosjean'ın özel hayatı gerçekten değinebildiğimiz kadar, içine girebildiğimiz kadar. Yine ne kadar tatlı bir adam diye içinizden geçiriyorsunuz Grosjean için. Onu söyleyebilirim. Kendisi günümüzde Twitter'da özellikle kendisini bir baba, bir eş ve bir IndyCar yarışçısı olarak gösteriyor ve aynı zamanda da Phoenix lakabını taşıyor. Aynı zamanda da ben Phoenix'im şeklinde Twitter'da kendini söylüyor. Phoenix'in sebebi de arkadaşlar, hani Phoenix ateşe dayanıklı bir kuştur biliyorsunuz. Bu ateşle ilgili bir durum 2020 Bahreyn kazası. Aynı zamanda da şunu söylüyor. Bu da çok esprili, güzel bir şey. Hem nefret edenlere karşı hem de ateşe karşı dayanıklı olarak tanımlıyor kendisini. Bir yandan da onu da söyleyelim. Yani psikolojisini kolay kolay bozulmadığını söyleyebiliriz burada. Yıllarca sevgililik hayatından sonra evlilik kararı aldığı Marion Jones'la ilk bebeklerini 2013'te dünyaya getiriyorlar. Ve Grosjean ilk oğluna Sacha ismini koyuyor. Eşi ile evlilik yıl dönümünü hiç unutmuyor. Her seferinde Instagram'da bir paylaşım yapıyor. Çocuğuna da çok tatlı bir Lotus aracı alıyor. Aynı modellemesine kadar F1'deki kullandığı aracın birebir aynısını alıyor ve çocuğuna teslim ediyor bu aracı daha küçüklüğünden itibaren. 2015 yılında ise ikinci bebekleri Simon dünyaya geldi. Simon da yine erkek, saça gibi. 2 senelik araların ardından 2017'de ise ilk defa bir kız bekleyen ikili Grosjean hesabından işte bu kız diyerek güzel haberleri duyurdu. İşte bu kız oldu dedi. Çocuklarının senelerce yüzlerini dahi sosyal medyasında paylaşmıyor. Hala paylaşmış bir fotoğrafı yok. Onu söylemek lazım. Maksimum ya gölgesini paylaştı ya da tulum ve kask üzerindeyken evladını paylaştı. Bu da aslında yine çok düşünceli bir davranış. Nazar değmesin diyebilirsiniz. O yüzden diyebilirsiniz. Ya da çocuk kendisi 18 yaşına gelip evet beni paylaşabilirsin demediği sürece kendisini paylaşmayan çok düşünceli bir adam gerçekten. Aynı zamanda acayip bir motosiklet hayranlığı var. Zaten Valentino Rossi'yi çok sevdiğinden bahsetmiştik. Bu da zaten motosiklet sevdasına dair bir ipucu vermişti bize.
geçmişe dönüp baktığım zaman 3 gün fotoğraflık bir Instagram sayfası gezdim sonuçta. Tüm fotoğraflarına baktım. Böyle hakikaten güzel bilgileri olanları almaya çalıştım içlerinden. Acayip bir motosiklet merakı var abi. Gerçekten hani sık sık Harley Davidson'lara binmiş, sık sık motosiklet değiştirmiş bir pilot aslında Grosjean. Motosiklet sevdası olduğunda burada söylemeden geçemeyiz. Grosjean hangi takımda yarışıyor olursa olsun Fransa Jaguar'la birlikte iş birliğindeydi. Bu yüzden de aslında sık sık onu Jaguar'a binerken görüyorduk. Her zaman bir Jaguar'a biniyordu. Jaguar'ın F-Type'ı var arkadaşlar. Çok eski bir kasa F-Type. Onu da hayal edelim diye Instagram'da paylaşmışlığı var projenin. Hani Jaguar'a olan birlikteliğinden mi yoksa hakikaten Jaguar'ı mı çok seviyor bilmiyoruz ama burada Jaguar F-Type'ın hayal aracı olduğunu söylüyor. Ama günümüzde ise bir Ford Mustang'i var. Eski kasa bir Ford Mustang. Bu Ford Mustang'i böyle bazı filmlerden de bilirsiniz. Bu aracı da çok mutlu ve senelerce gerçekten kullanmış durumda şu andan itibaren. Hani senelerdir kullanıyor bu aracı ve Ford Mustang'ci ne kadar Jaguar'la işbirliği yapıyor olsa bile. Günümüze geldiğimizde yine baktığımız zaman Grosjean'in Instagram hesabında biraz kurcaladığımız zaman eşiyle birlikte karavan seyahatleri yapıyor. Ve acayip bir karavanları var. Böyle çok büyük, çok lüks bir karavanları var. Ve uzun seyahatler yapmayı çok seviyor buradan anlayacağımız üzere Grosjean. Ama böyle yat tarzında değil de onun daha çok tarzı karada gitmek üzerine kurulu yine. Aynı F1'de olduğu gibi. Yine Charlie Hebdo gibi böyle katliamlar bir şeyler oldu biliyorsunuz zamanında. Bunlarla ilgili de paylaşımlar yapmayı hiç es geçmemiş. Sık sık işte katliamlar hakkında, yangınlar hakkında ve depremler hakkında paylaşımlar yapmış Grosjean. Ne kadar bu doğuda yaşanan depremi es geçmiş olsa da kendisi bu konularda biraz düşünceli davranmayı yine seviyor. Onu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Yardım galaları düzenliyor. İşte Afrika'daki çocuklar olsun, başka bir şey olsun. Sık sık böyle yardım galaları da yapmaya çalışıyor kendisi. Onu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir Fransız olduğunu hatırlatalım tekrardan. Bir Fransız olarak arkadaşlar yemek işinden çok iyi anlıyor. Ve şeflerle birçok program çekmiş, birçok programa konuk olmuş. Aynı zamanda sık sık böyle yaptığı yemekleri de Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmiyor. Şimdi her sporcuda bir başka sporla da ilgilenme merakı var biliyorsunuz. Michael Schumacher zaten sakatlığını yani bu bitkisel hayata girmesine sebep olan olayı kayakta yaşamıştı. Birçok pilot bisiklete biniyor, kayak yapıyor. Bunları biliyoruz. Yine Grosjean de bu sporlarla ilgileniyor, okçulukla ilgileniyor, kayakla ilgileniyor, tenisle ilgileniyor ve birçok sporla yakından içli dışlı oluyor. Onu da söylemek lazım tabii ki. Prens dizisini izlemiş olan arkadaşlarımız çok iyi bilecektir. Matt LeBlanc var arkadaşlar. Prens dizisi. Aynı zamanda sporlarla ilgilenen arkadaşlarımız, arabalarla ilgilenen arkadaşlarımız için Top Gear gibi bir efsanede oynamış, uzun süre aktörlüğünü yapmış isimlerden bir tanesi Matt LeBlanc. Grosjean'in yakından bir arkadaşı aslında. Ne zaman Amerika'ya gitseler herhangi bir yarış için Matt onu en yakından böyle destekleyen isimlerden birisi oluyor. Aynı zamanda dışarıda da sık sık görüşüyorlar. Amerika'ya gittiğinde gününün çoğunu Matt LeBlanc'le harcıyor diyebilirim Grosjean için. Gerçekten Matt LeBlanc'le iyi bir dostlukları var burada. Arkadaşlar, Grosjean'in hayatını ufaktan da olsa sizlere biraz anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Hani olabildiğince detaylara inmeye çalıştım ama hani ben de insanım sonuçta her şeyi bulamıyorum, her şeyi araştıramıyorum. Olabildiğince özel hayatından sizlere bilgiler ulaştırmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. İlk videomuz olduğu için hani eksik gedik olmuş olabilir. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Sizler de mutlaka yorumlarda neleri geliştirebiliriz, ne yapabiliriz bunları dinlendirmeyi unutmayın. Bizlere bir ders olur bu da. Efendim, aklınıza gelen pilotlar olur. Şunu da yapsana. Şunun hayatını çok merak ediyorum. Bunun hayatına değinelim mi? Gibi videoları aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca tekrardan videomuzu nasıl geliştirebiliriz? Neler yapalım bu video ile ilgili? Şu anki konsept güzel mi? Yoksa daha farklı bir konsept haline mi getirelim bunu? Yorumlarda bildirmeyi unutmayın efendim. Hepiniz seviliyorsunuz. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.